Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı'nı eleştirerek Kandil'den açık destek aldılar, HDP'ye aday çıkarttırmadılar dedi. Muhalefetin seçimlerinden sonra milliyetçilik rol oynamaya başladığını söyledi. İstanbul'da terör operasyonlar ard arda geldi. İstanbul merkezi 9 Eylül'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 30 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda İstanbul'un ilçelerinde 10 şüpheli, DHKPC ile irtibatlı da 8 şüpheli yakalandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütünün 12 kişilik hücresi çökertildi. Operasyonda DAEŞ'in sözde Marmara sorumlusu Bilal Özburday yakalandı. Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Karara göre koronavirüs salgını döneminde kurallara uymayanlara kesilen para cezaları iade edilecek. Hareketlilik yaşanıyor. Rusya şehre sızan Ukraynalı bir sabotaj grubunun uzun süren çatışmaların ardından geri püskürtüldüğünü duyurdu. Avrupa Birliği ise Ukrayna'ya sağlanan yardımlara ilişkin açıklama yaptı. Son bir ayda 220 bin top mermisi ve 1300 İzmir'de belirtildi. Haberleri dinlediniz. Satmanın güvenilir yolu Otoshops'la git. Gün bugün. Sevgili dinleyenlerimiz, gün bugün başlıyor. Sizlerle birlikte saat 14'ten 16'ya kadar TRT FM bandından, TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleneceğiz sizlere. Yapımcımız Şebnem Doyuran, teknik yapımda ise kim var? 3 kız babası. 3. kızı da sevgili Hüsnü Aslan var. Elif'in, Zeynep'in yanına bir de Zümra eklendi. Akıllı bilgili demekmiş. İnşallah adı gibi akıllı bilgili, hayırlı, huzurlu bir evlat olur.